Düşünme Motoru. Algoritmanın ilk bölümü rastgele bir harita oluşturulmasını sağlıyor. İkinci bölümde ise 50 kere tekrar eden bir döngünün içinde robotun bulunduğu konumu analiz etmesini, yapılacak bir iş tespit ederse yapmasını ve bir sonraki konuma ilerlemesini sağlayan kodlar mevcut. Robot, harita üzerindeki hedefe ulaştığında görevini tamamlamış olur ve durur. Algoritmayı çalıştıralım. Algoritmaya bakalım. İlk önce 11 birim uzunluğunda bir zemin oluşturuyor. Zemin şu. Burada zarat fonksiyonu 1 ya da 2 gelebilir. Eğer 1 gelirse burası, 2 gelirse burası çalışıyor. 1 geldiğinde hedef konum 1'e, kilitli alanda konum 2'ye yerleştiriliyor. 2 geldiğinde ise hedef en son konuma, yani zemin son konum, kilitli alanda onun bir önceki konumuna yerleştiriliyor. Örnekte sona yerleştirilmiş hedef. Yani 2 gelmiş. Ondan sonraki aşamada robot nesnesi ekleniyor. İkinci parametre konumu 5 artı zarat 3, yani 1, 2, 3 olabilir. 5 artı 1, 2, 3, 6, 7 ya da 8. konuma yerleştiriyor. Bir sonraki aşamada bir döngü var. Döngü 1'den başlıyor. En fazla 6'ya kadar tekrar edebilir. Her tekrarda zeminin uzunluğu kadar bir alanda rastgele bir sayı belirliyor ve o sayıya bir A çekiyor. Burada başka bir döngü var. 2 kere tekrar ediyor. Bu iki tekrarda her birinde bir enerji ve bir anahtar nesnesi ekliyor haritaya. Enerji nesnesinin seviyesi önce bir değişken tanımlanıp içine 100'e kadar, birden 100'e kadar bir değer rastgele olarak atanmış. Bu enerji alındığında robota verilecek enerji düzeyi rastgele olarak belirlenmiş. Konumu yine zemin, son konum değişkeniyle zemin üzerinde herhangi bir yerde oluşturulabilir. Enerji seviyesi ve bu nesnenin üzerinde yüzde işareti artı enerji sayısıyla yüzde kaç enerji içerisinde barındığını gösteriyor. Anahtar nesnesi de zeminde herhangi bir konuma eklenebilir. Anahtar alındığında robot bir anahtar almış olacak. Ve anahtarın üzerindeki, nesnenin üzerindeki metin boş. Bu iki kere tekrar ediyor. En fazla iki enerji ve iki anahtar nesnesini haritaya ekleyebilir. Ama eğer bu nesneler üst üste çakışırsa, o zaman mesela daha önce 3 konumuna bir enerji nesnesi o konuma bir daha bir enerji ya da bir anahtar nesnesi eklenemiyor. Bir sonraki aşamada yine şu fonksiyon
bir ya da iki değerini geri döndürebilir. Eğer bir değeri döndürürse bu koşullu ifadenin içindeki komut çalışıyor. Eğer iki değeri döndürürse hiçbir işlem yapılmıyor. Burada da sağ üst köşede robotun mevcut sahip olduğu anahtar sayısı yazdırılmış. Bu buraya kadar haritayı oluşturma, haritada nesneleri ekleme, robotu yerleştirme, robotun yönünü belirleme algoritması. Bundan sonra robotun harita üzerinde hareketini sağlayan algoritma başlıyor. Bir değişken tanımlanmış. Robot sonraki konum. Şu anda içeriği sıfır. 50 kere tekrar eden bir döngü. Bu döngünün bitişi bütün robotun haritayı kontrol etme algoritmasını kaplıyor. Yani bütün bu algoritma tekrar ediyor bu döngünün içerisinde 50 kere. Bakalım tekrar eden algoritmaya ilk önce neyi kontrol ediyor? Robotun konumu da hedef arıyor, hedefi arıyor. Yani robotun şu anki konumu hedef mi? Eğer bunun değeri 1 ise, robot hedefteyse robot görevini tamamlamış demektir. Ve görev raporunu yazdırıyor. Hedefe ulaştığını söylüyor. Toplamda iyi kadar adım attım. Yani bu iyi tekrar döngünün tekrar değişkeni. Bu tekrar ettikçe eğer 10. tekrarda robot konuma ulaştıysa demek ki 10 kere adım attığı zaman. Çünkü her tekrarda bir adım atıyor robot. Ne kadar enerji harcadığı da robotun enerji harcama, her adımda enerji harcama değişkeni var. O değişkenle robotun adım sayısı çarpılmış. O kadar enerji harcıyor. Enerji harcamış ve son break. Eğer 50'den önce robot hedefe ulaştıysa 10. ya da 30. herhangi bir sayıda robot hedefe ulaştıysa artık görev tamamlandığı için artık bu döngünün tekrar etmesine, 30'dan daha ileriye gitmesine gerek yok. Break bu döngünü sonlandırmak için kullanılan bir komut. Eğer 10. da buraya girerse ve break olursa artık 11-12 diye devam etmiyor bu döngü. Eğer hedefe ulaşmamışsa, burada ne vardı? İlk önce hedefe ulaştığını kontrol ediyorduk. Şu süslü parantezin içerisinde eğer ulaşmışsa yapılacaklar. Else eğer ulaşmamış ise yapılacaklar. İlk önce ne yapmış? Eğer robotun bulunduğu konumda anahtar arıyor. Bir anahtar var mı diye arıyor. Çünkü daha hedefe ulaşamamış. Devam ediyor görevine. Ve bir konumun üzerinde. Önce bir anahtar arıyor. Eğer anahtar varsa bu anahtarı alıyor. Anahtarı aldığı zaman ne oluyor? Robotun sahip olduğu anahtar sayısı arttığı için sağ üst köşede biz ilk haritayı oluştururken anahtar sayısını eklemiştik. Robotun sahip olduğu anahtar sayısını. Buradaki işlem anahtar sayısını güncellediği için sağ üstteki anahtar sayısını güncelleyen bir kod yazılmış burada. Anahtar sayısını tekrar güncelliyor. Ve
ekrana bilgi olarak anahtarı aldığının bilgisini verir. Süslü parantezi kapatmış. Anahtar, robotun konumunda anahtar varsa yapılacak işler bu kadar. Eğer anahtar yoksa bu komutlar hiç işlenmiyor. Geçelim. Enerji bulunursa. Yine aynı şekilde eğer robotun konumunda enerji arıyor, eğer bunun sonucu, şu fonksiyonun sonucu bir dönerse enerji var demektir. Süslü parantezin içerisindeki kodlar çalışıyor, enerjiyi alıyor ve enerjiyi aldığını ekranda bize bildiriyor. Eğer enerji yoksa bu komutta, bunun içeriği de hiç çalışmıyor, bu kontrolde içerisine giriş yapılmıyor. Bir sonraki satıra bakalım. Eğer robotun yönü sağa doğruysa, robotun yön değişkeni, bunlara şuradan bakabilirsiniz. Robot nokta yön değişkeni, robotun yönünü taşıyan değişkendir. İçeriği sağ veya sol olabilir. Burada robot nokta yön eşittir sağ. Eğer robot sağa doğru bakıyorsa demek ki bir sonraki konum artı bir olacak. Sağa doğru ilerleyeceği için konum artarak, sağa doğru artarak ilerlediği için bir sonraki konum artı bir olacak. Else if, eğer değilse, robotun yönü sola, solsa, sağ değil solsa, bu sefer de eksi bir olacak. Şuradan bakalım. İleriye doğru, sağa doğru artı bir, sola doğru eksi bir olacak. Burada da şu koşullu ifadede iki durumu kontrol ediyor. Robot sağa doğru olabilir ya da sola doğru bakıyor olabilir. Sağa doğru bakarsa robotun sonraki konumu şimdiki konumdan artı bir. Eğer sola doğru bakıyorsa şimdiki konumdan eksi bir olacak bir sonraki konum. Artık bu hesabı da yapıp bunu robot sonraki konum değişkeninin içerisine aktarmış olduk. Şu koşullu ifadeyle birlikte. Sonra bakalım bir sonraki aşamada. Robot sonraki konum değişkeni kullanılıyor. Ne yapıyor? Robotun sonraki konumunda kilitli bir alan var mı? Kilit arıyor. Eğer kilitli alan tespit edilirse robotun bir sonraki konumunda, İlk olarak şuna bakıyor. Robotun anahtar değişkeni sıfırdan büyük mü? Kilitli alanı açmak için bir anahtara ihtiyacımız olacak. Onu kontrol ediyor. Anahtarımız var mı? Eğer anahtarımız varsa anahtarı kullanıyor. Anahtar kullanıldığı zaman robotun sahip olduğu anahtar bir azalacağı için sağ üstteki anahtar bilgisini güncelliyor. Ve kilidi açtığını bize bilgi olarak veriyor. Eğer ki anahtar değişkeni sıfırdan büyük değilse demek ki bir anahtara sahip değil robot. O zaman da şu bilgiyi veriyor. Burası kilitli ama anahtarım yok. Geri dönüyor. Geri dönüyor. Geri döndüğünü bize söyledikten sonra geri dön komutuyla geri dönüyor. Bir anahtar olmadan burayı açamaz. Bu da bu şekilde. Şimdi kilitli bir alan varsa süslü parantezinin içinde anahtarın koşullu ifadesi vardı. Anahtar varsa veya yoksa
şurada eğer ki kilitli bir alan yoksa süslü parantezin bu kısmı çalışmıyor. Kilitli bir alan yoksa ama robotun sonraki konumu zeminin ilk konumundan küçükse yani sola doğru yol bitmiş demektir. Bu durumda da robot ilerleyemez. Yani robot önüne kilitli bir alan çıktığında ilerleyemez. Bunun çözümü için bir anahtara ihtiyacı var. Anahtarla kilitli alanı açması lazım. Ama kilitli bir alan yok. Ama başa doğru yol bitmiş. Zeminin ilk konumundan daha küçükse robotun sonraki ilerleyeceği kolu yolun başına gelmiş ve geri dönmesi gerekiyor. Yine ilerleyemediğini belirtiyor burada. Onun için tekrar robot geri dön komutu çalıştırılmış. Bu da değilse başka hangi olasılık olabilir? Eğer ki robotun sonraki konumu zeminin son konumundan yani sağa doğru son konumdan büyükse bu sefer de sağa doğru yol bitmiş demektir. Yine geri dönmesi gerekiyor robot. Burada da bu koşullu ifade sonlanıyor. Yani şu koşullu ifadenin 3 farklı durumu var. Bu şunu kontrol ediyor. Robot ilerleyebilir mi? Bunun için de robotun ilerleyeceği sonraki konum kontrol ediliyor. Robotun ilerlemesine ne engel olabilir? Sonraki konum kilitli olabilir. İlk olarak o kontrol edilmiş. Sonraki konum geriye doğru başlangıçta yolun bitimi olabilir. Ya da ileriye doğru yolun bitimi olabilir. Bu üç koşul da robot ilerleyemiyor ve geri dönmesi gerekiyor. Ama eğer ki kilitliyse ve anahtarı var ise anahtarı kullanıp kilitli alanı açabilir. Bu koşullu ifade de bittikten sonra robotun mevcut enerji düzeyi, enerji değişkeni, robotun kafasının üzerindeki metine yazdırılmış bu satırda. Sonraki aşamada robotun enerji düzeyi kontrol ediliyor. Eğer sıfıra eşitse bu robotun enerjisinin bittiği ve artık hareket edemediği için görevi tamamlayamayacağı anlamına geliyor. Görevi tamamlayamayacağı anlamına geliyor. Çünkü eğer hedefin üzerinde olsaydı, görevi tamamlamış olsaydı zaten yukarıda bu tespit edilecekti. Buraya kadar geldiğine göre bu akış henüz bulunduğu konum hedefin üzerinde değil ve enerjisi de sıfırsa artık hedefin üzerine geçme şansı kalmamış robotu ve görevi tamamlayamıyor. Görevi tamamlayamadığı zaman da enerjisi bu 50 kere dönen döngüden önce bitebilir. Yani mesela 40 kere döndü ve enerjisi bitti. Artık 41. kere dönmesinin bir anlamı yok. Çünkü robotun enerjisi olmadığı için ilerle fonksiyonu robotu hareket ettiremeyecek. O yüzden yine break ile döngüden çıkılmış. Döngü sonlandırılmış. Bu kuraldan da sonra robot nokta ilerle ile robot birbiri ilerletiliyor. Ve bir birim ilerletildikten sonra tekrar başa dönüyor. Başa dönüyor ve bir kere daha tekrar ediyor. Niye? Bir birim ilerleyince yeni bir konuma geliyor ve o konumu tekrar kontrol ediyor. Diyor ki dediğim konum hedefin üzerinde mi? Hedefin üzerinde değilse tekrar bakıyor. Anahtar var mı? Enerji var mı? Varsa alıyor. Kapı varsa bir sonraki konumu tekrar hesaplıyor. Kapı varsa açıyor.
Tekrar şunu inceleyelim. Çalıştıralım. Bir yöne doğru ilerliyor. Enerjisi azalıyor. O konumda bir şey bulduğu zaman anahtar ya da enerji alıyor. İlerlemeye devam ediyor. Hesaplıyor. Kilitli alan anahtarı olduğu için açabildi, güncelledi ve hedefin üzerine geldi ve görev tamamlandı.